Duruşu TV hoş geldiniz. Bu videoyla birlikte yeni bir seriye başlıyoruz. Bu serinin merkezinde ağaçlar olacak. Ancak bu ağaçlarla ilgili özellikle şehir efsanesi noktasına gelmiş bir takım bilgilerin yalan mı yoksa gerçek mi olduğunu masaya yatırıp biraz inceleyeceğiz. Bilimsel tarafından inceleyeceğiz. Şimdi bu videomuzda ceviz ağacı ile ilgili uzun yıllardır demeyeyim asırlardır, binlerce yıldır ortaya çıkan ta Pers İmparatorluğu zamanından beri süre gelen bir şehir efsanesi. Ceviz ağacının dibinde yatılmaz. Ceviz ağacı diken erken ölür ve ceviz ağacı etrafında hiçbir bitkiyi barındırmaz gibi efsaneler var. Bir efsane var ki isterseniz onu en son paylaşalım. Bu efsane de Yalova'dan başlayıp ta Trabzon'a kadar olan alanda binlerce, yüzlerce yıllık ceviz ağaçları kesilmiştir. Bu neden kesildi, niçin kesildi, bu efsanenin arkasındaki ne vardı onu da bir bölüm olarak en sonda vermeye çalışalım. Şimdi öncelikle ceviz ağacının altında yatılmaz. Ölürsünüz veya sersemlersiniz gibi bir takım iddialar var. Şimdi bu iddiaların temelinde ne yatıyor? Özellikle bu ceviz ağaçlarıyla ilgili efsaneyi iyice köpürten son dönemlerde paylaşılan bir bilgi var. Bu bilgi Kahramanmaraş Üniversitesi öğretim görevlisi Profesör Doktor Mehmet Sütyemez'in iddiası olarak ortaya atılan bu efsanede ceviz ağaçlarının sülfür gazı salgıladığı ve bu sülfür gazının da ozonu tamir ettiğine yönelik bir bilgi paylaşımı var. Sütyemez'in 2014 yılında bir muhabirle yaptığı röportaj sırasında ağzından çıkan bir kelime. Ondan sonra hiçbir yayınında, kitabında, programlarında, televizyon programlarında hiçbir yerde bu konudan bahsetmiyor. Cevizin her şeyinden var. Sağlık açısından önemlerinden, işte kerestesinden, osundan, busundan, aşılanmasından, gübrelenmesinden, sulanmasından her şeyden bahseden Sütyemez. Ancak bu programların, bu kitapların, bu bilgilerin, bu bilimsel araştırmaların hiçbir yerinde ceviz ağacı sülfür salgılar diye bir cümle kurmuyor. Çünkü muhtemelen ya ağzından kaçırdığı yanlış bir cümle ya da muhabirin yanlış bir algılaması diye düşünmek istiyorum. Çünkü bir profesör doktorun böyle bir şey söyleyeceğini ben çok kanaat getirmiyorum. Hatta şu ki ceviz ağacı sülfür gazı salgılayarak ozon deliğini kapatırken bir taraftan da havadan daha ağır olduğu için dibe çökerek insanları zehirlediğine dair bir takım efsaneler birbirine karışmıştır. Şimdi biraz düşünecek olursak bu sülfür gazı ki sülfür gazı diye bir gaz da yok. Ona da birazdan değinmeye çalışacağız. Bu gaz hem havaya yükselerek gökyüzündeki ozon tabakasını tamir ediyor hem ağır olarak havadan yere çökerek dibinde yatan insanı zehirliyor, öldürüyor veya bir takım sıkıntılara sokuyor. Şimdi bu biraz akıl dışı, biraz böyle insanların çok da üzerinde düşünmediği bir ayrıntı gibi geliyor. Yani bir gaz hem yere ağır olduğu için çökecek hem gökyüzüne çıkacak ozonu tabir ediyor. Sülfür gazı diye bir gaz yok dedik az önce. Şimdi sülfür gazı aslında sülfürün ne olduğuna bakarak başlamak lazım. Sülfür sürekli olarak kükürtle karıştırılan bir bileşiktir. Yani içerisinde kükürt olan bileşiklerin bazılarına sülfür denir. İki tane gaz vardır sülfürle ilgili. Biri hidrojen sülfürdür, diğeri karbondisülfürdür. İkisi de çok yoğun şekilde zehirleyici gazlardır. Hidrojen sülfür gazdır, karbondisülfür ise bir sıvıdır. Ancak ağzı açık kaldığı zaman gaz olarak ortama yayılabilir. Yayıldığı zaman ortamda 100.000'de 2 olursa insanları zehirler. %2'nin üzerine çıktığı zaman da patlayıcı bir özelliğe sahip bir konuma gelerek patlayabilirler. Şimdi bu canım ceviz ağaçlarının böyle bir gazları salgılayabileceğini düşünmek biraz bana aymazlık gibi geliyor. Sürekli bu ağaçların üzerinden kurulan bu efsanelerin nedenini çok net olarak bilmesek bile muhtemelen bu tarz ceviz karşıtları, zeytin karşıtları veya incir karşıtları veya işte çam ağacı karşıtlarının kendi ellerinde bir koz olarak bulundurduğu ancak çok da bilimle bağdaşmayan bilgiler olarak tam da adı üzerinde şehir efsanesi olarak karşımıza çıkıyor.
Şimdi bu ceviz ağacı ne yapıyor ki böyle bir efsaneye konu olmuş durumda? Ceviz ağacıları sülfür gazı salgılamaz, ancak juglon salgılar. Juglon nedir? Juglon aslında bitkinin, yani ceviz ağacının kendini korumaya aldığı, etrafındaki istemediği bir takım bitkilerin gelişmemesi için bir savunma mekanizması olarak kullandığı, ürettiği bir madde. Bitkiler üzerinde solunum kesici bir özelliğe sahip. Bazı bitkiler ciddi anlamda juglona karşı duyarlı. Mesela cevizin altında patates, patlıcan, domates gibi bitkiler yetiştirme şansını çok fazla olmaz. Ancak burada da açık hava bırakmak lazım. Her ceviz ağacı da aynı şekilde aynı oranda juglon salgılayacak demek değil. Her bitki de juglona duyarlı bir şekilde davranarak ölecek demek değildir. Özellikle siyah cevizlerde çok daha yüksek oranda juglon salgıladığını biliyoruz. Ve Türkiye'de yetişen yerel cinsler ve bununla birlikte dışarıdan getirilen bir takım cinslerde juglonun çok az seviyede olduğunu biliyoruz. Yani bazı çeşitleri var ki çok böyle juglon salgılıyor bile diyemeyeceğimiz pozisyondadır. Bununla birlikte şöyle bir durum var ki aynı cins ceviz ağacı, iki ceviz ağacının da salgıladığı juglon miktarı aynı olmuyor. Bu tamamen bitkinin kendini o anlık bir koruma altına almasıyla ilgili olarak bu maddeyi, kimyasal maddeyi üretmesiyle ilgili. Şimdi bu ağaçlar kendilerine karşı bir saldırının olmadığını düşünüyorlarsa zaten juglon üretmeye çok fazla da ihtiyaçları olmaz. Ne zaman ki herhangi bir karşı dışarıdan bir tehdit gelecek ki bu ceviz ağaçları da kendilerini savunmaya alacaktır. Ha bu juglon uyuduğunuz zaman uyanınca bir sersemlik yapıyor mu? Evet, bir sersemlik yapar. Ama sizin solunumunuzu durdurabilecek, sizi öldürebilecek pozisyona kadar gelebileceği şu ana kadar hiçbir bilimsel araştırmada kesinlik kazanmamıştır. Bununla birlikte juglon zehirlenmesinden ölen dünyanın üzerinde hiçbir insan yok. Bir de bazı bitkiler var ki çok da önemli değil onlar için o juglon. İşte lima fasulyesi gibi, mısır gibi, bir takım bir biber çeşidi gibi, bu kırmızı ufak ufak biberler vardır. Biberiye benzerler ama biberiye değillerdir onlar. O tarz bir biber, ismini de videoda vereceğim. Juglon bu bitkilere çok da öyle sıkıntı yaratmazlar. Onlar istedikleri gibi yaşarlar, büyürler, serpilirler, meyve verirler. Hiçbir sıkıntı yaşamazlar. Bununla birlikte özellikle bir ceviz kardeşliği oluşturulabilecek bir yapı var. Bu ceviz kardeşliğinde merkeze cevizi alarak etrafında daha çok beri ailesinden, işte dut ağacı gibi, goji gibi, kuş üzümü gibi, işte wolf beri gibi bir takım ağaçları diktiğiniz zaman, iğde de bunlardan biri, çitlenbik de bunlardan biri, bunları bu ceviz ağacının etrafına diktiğiniz zaman bunlar bir simbiyotik ilişki kurarak, zararlılara, hastalıklara karşı kardeşlik kurarak bu tarz etkileri minimize edebilecek, toprağın içerisindeki besin maddelerini çok güzel bölüşebilecekleri bir ceviz kardeşliği kurabilirler. Her ağaç cevizin altında olmaz demek değildir. Demin anlatmaya çalıştığım gibi bir simbiyotik ilişkiyle birlikte çok çok daha iyi bir sonuç elde etme şansımız olur. Başta bir efsaneden bahsetmiştim. Yalova'dan Trabzon'a kadar olan bu bölge içerisinde binlerce, yüzlerce yıllık ağaçlar kesilmişti. Şimdi burada da bir halk efsanesi devreye girmiş. Eskiden ceviz ağacı dikerken dibine büyükçe bir taş koyarlar. Ceviz geliştikçe, köklerini toprağın içerisinde büyütmeye başladıkça bu taşa geldiği zaman taşın etrafından dönme ihtiyacı hisseden kökler daha çok alana kaplayarak toprağın içerisinden suyu ve bitki besin maddelerini çok daha rahat alabileceği bir hale gelir. Nereden çıktığını bilmediğimiz bir efsane. Efsane ya bu. Mutlaka bir yerlerden birileri uyduracak. Aklı evvelin biri demiş ki, eskiler demiş, bu ceviz ağaçlarının dibine koyduğu taşın altına bir sandıkta altın koyarmış. Deyince
özellikle Yalova'dan Trabzon'a kadar olduğunu bildiğimiz hat içerisinde binlerce, yüzlerce yıllık ceviz ağaçları patır patır kesilmeye ve altındaki taşın altındaki altın sandık bulunmaya çalışılmış. Tabii hiçbir tanesi bulunmamıştır mutlaka ama böyle bir efsane uydurursanız o koca devasa ceviz ağaçları kesilip altında altın var mı diye aranır. Bir de başka bir iddia vardır ki ceviz ağacı özellikle çocukken, yani çocuğunuz oldu bir ceviz ağacı diktiyseniz efsane der ki bu ceviz ağacının boyu çocuğunuzun boyunu aştığı zaman çocuk ölür. Şimdi ya bunu çok fazla yani böyle bir şeyi nasıl bilime uyduralım? Biraz akıl ve mantık lazım. Yani böyle bir şey olabileceği mümkün değil aslında. Bir de yine buna bağlantılı olarak efsane der ki ceviz ağacı diken erken. Şimdi o insanın ortalama ömrü 80-85 yıl. Yani Türkiye'de biraz daha az yaşıyoruz ayrı mesele ama ortalama 80-85 yıl. Ceviz ağacının hele ki eski Anadolu'nun kendi cevizleri yaklaşık 150-200 yıl yaşayan ceviz ağaçları. Bu ağaçlar doğal olarak insandan çok daha fazla yaşadığı için siz doğduğunuz zaman veya belli bir yaşa geldiğiniz zaman diktiğiniz ceviz ağacından önce öleceksinizdir. Yani böyle garip iddialar ortaya atılıp özellikle bir ceviz düşmanlığı oluşturur. Demin dediğim gibi yani binlerce yüzyıllık ceviz ağaçları sökülüp atılmış. Şimdi şu canım güzel cevize bakar mısınız? Yani bu ağaç kendini savunmak için bir madde salgıladı diye buna karşı böyle çok derin bir düşmanlık oluşturmak, cadı ağaç diye tanımlamak ve hatta çocuğum ölecek diye söküp atıla Anadolu'daki canım ceviz ağaçlarını şu an bulmanız çok mümkün değil. Bununla birlikte zaten yurt dışından gelen bir takım cevizlerin piyasaya hakim olmasıyla birlikte o eski maalesef biraz da sıkıntılı olan yerel türlerimiz iyice artık yok olma eşiğine gelmiş durumda. Kendi bahçelerinin içerisinde bu yüzlerce yıllık olmasa bile 50, 60, 70, 80 yıllık koca devasa ağaçları olan insanlar altında 24 saat yaşıyor. Lütfen bu yalan yanlış bilgilere, yalan yanlış efsanelere inanıp cevize karşı bir düşmanlık yapmayın. Ceviz ağacı candır. Birçok faydası olan sadece sağlığa değil, sadece kereste ihtiyacınıza değil, doğaya da çok büyük faydaları olan bir ağaçtır. Lütfen şu ceviz ağaçlarına olan düşmanlığınızı bir kenara bırakın. Bu işleri biraz da bilimsel olarak anlamaya çalışın. Ve diyoruz ki bir videonun daha sonuna geldik. Kimsenin sizi doğal düşünmekten alıkoymasına izin vermeyin. Sağlıklı kalın, sağlıcakla kalın.